Henüz 22 yaşındayken 300 metreyi 32,46'lık dereceyle koşarak hem büyükler hem de 23 yaş altında Türkiye rekoru kıran, 400 metre engellide de 50,23 ile 23 yaş altının en iyi derecesini elde eden Sinan Ören, adından söz ettirdiği rekorlarını 2 yıldır koruyor. Kariyerine uluslararası şampiyonluk eklemek isteyen milli sporcu, Cezayir'de 25 Haziran 5 Temmuz'da düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde sürdürüyor. 2020 yılında hayatımın, kariyerimin en iyi başarılarını elde ettim. 2020 yılından gayet memnun kaldım. Milli takım antrenörü Sedat Özdemir'in yönetiminde çalışan Sinan, madalya hedeflediği organizasyona günde çift idmanla hazırlanıyor. Sinan yaptığı açıklamada 3 rekor kırdığı 2020'nin kariyeri için önemli bir basamak olduğunu belirterek, rekorlarını hem korumak hem de geliştirmek için yoğun tempoyla çalıştığını söyledi. Bu yıl benim için en önemli hedef Akdeniz Oyunları öncelikle. Akdeniz Oyunları'nda 4 engel ve bayrak branşlarında madalya şansımız yüksek. Orada madalya alıp bir hafta sonrasında İslami Dayanışma Oyunları Konya'da yapılıyor, ülkemizde yapılıyor. Orada madalya alıp Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na elimdeki madalyalarla gitmek istiyorum. Almanya'da 7-8 Mayıs'ta düzenlenen 31. Uluslararası Talos Laufer Meeting'den genel sıralama birincisi olarak dönmenin moral verdiğini belirten milli sporcu, 300 metrede Avrupa rekorunu da kırmak istediğini aktardı. 300 metre branşında tam dereceyi bilmiyorum. 31.80 Avrupa rekoru olması lazım. Ben 32.40 koştum. Türkiye rekoru elimde. Yani 60 saniyelik bir zaman dilimim var. İnşallah o rekoru da düşünüyorum. Uluslararası bir yarışmada o rekoru kırarsam ülkemiz için çok güzel bir başarı elde etmiş olurum. Salgın sürecinde yaşadığı sakatlığı sıkı antrenmanlarla atlattığını vurgulayan Sinan, herkese en büyük cevabı sahada vermeye devam edeceğim ifadelerini kullandı. Çok fazla tek kaldım ama bunun üstesinden geldiğim için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. İnşallah herkese büyük bir cevap olacak. Benim için her yarış insanlara verebileceğim en büyük cevaptır. Başarı benim için en büyük cevaptır. Ben sadece sahada konuşuyorum. Onun dışında hiçbir yerde konuşmuyorum. En büyük cevabı da sahada vermeyi düşünüyorum herkese. Antrenör Sedat Özdemir de sporcusunun sakatlığının ardından koştuğu organizasyonlarda güzel dereceler elde ettiğini belirterek Mersin'deki kamp döneminin başarılı geçtiğini kaydetti. Her şey yolunda gidiyor. Kısa bir sakatlıklarımız olmasına rağmen geçen koştuğu derecelerde güzel sonuçlar aldık. İnşallah önce geçmiş dönemdeki rekorlarımızı hani zaten bizde şu anda ve onların daha iyisini yapabilmek. Akdeniz Oyunları'nda 400 metre engelli ve 4x400 metre bayrak yarışında mücadele edecek Sinan'ın güzel derecelerle madalya kazanacağına inandığını dile getiren Özdemir, organizasyona hazır olduklarını aktardı. 400 metre rekorunu kırmak istiyoruz, özellikle Türkiye rekorunu. Bu sene çok fazla yarışımız var, uluslararası İstanbul Oyunları, işte Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonası. Bunlarda öncelikle gidebilmek, barajı geçip daha sonradan da ülkemiz adına madalya alabilmeyi hedeflemek istiyoruz. Onun dışında şu anda her şey yolunda. Kampımız devam ediyor. Mersin'deyiz. Önümüzdeki kamplarımız Bursa olacak. İnşallah orada da güzel bir kamp dönemi geçirirsek istediğimiz başarıları elde edeceğimizi düşünüyorum.